Türksel Çiftçi Birliği Çiftçinin Dostu programı başlıyor. Evet değerli izleyiciler, Türksel Çiftçi Birliği'nin sunduğu Çiftçinin Dostu programından herkese merhabalar. Yine Urfa'dayız. Bu hafta açık tarla hıyarı konuşacağız. Çiftçinin Dostu programı başlıyor. Yaz-kış sofralarımızdan eksik olmayan, ferahlık veren aroması, düşük kalorisi ve hoş kokusuyla herkesin severek tükettiği bir sebzedir hıyar. Taze olarak tüketildiği gibi gıda sanayinde değişik şekillerde işlenerek sofralarımızda yerini alır. Bununla birlikte kozmetik sanayinde kullanılan hıyarın dişi çiçekleri, Japonya'da süsleme amaçlı olarak kullanılır. Hıyarın %95'i su olan meyveleri, susuzluğu ve bazik yapılı olduğundan hayvansal gıdaların oluşturduğu asitliği giderir. Kabakgiller familyasından tek yıllık bitki olan hıyar, 90 cins ve 750 türle sebzeler içinde önemli bir yere sahiptir. Hıyarın ülkemizde yetiştirilmesi çok eskilere dayanır. Her yörede üretimi yapılmakla birlikte toplam üretimin en büyük kısmı Akdeniz bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla Ege ve Marmara bölgeleri izler. Özellikle seralarda turfanda olarak yetiştirilen hıyar, pazarda oldukça yüksek fiyat bulabilmektedir. Ülkemiz dünya hıyar üretiminde Çin'den sonra 390 bin dekar alanda 1.8 milyon ton hıyar üretimiyle ikinci sıradadır. Sofralık ve turşuluk olarak yaz aylarında açık tarlada, kış aylarında ise örtü altında yetiştirilir. Ülkemizde hıyar üretiminin %60 ila 70'i açıkta yapılır. Hıyar bir ılıman iklim sebzesidir. Çok yüksek sıcaklık ve çok düşük sıcaklıklardan hoşlanmaz. Soğuklara karşı çok hassas olup sıcaklık sıfırın altına düştüğünde hemen etkilenir. Düşük sıcaklıklarda üşüme, yüksek sıcaklıklarda mantari hastalıklar ve aşırı su kaybı nedeniyle bitki gelişimi yavaşlar. Hıyar en çok toprak seçen bitkiler arasındadır. Çok nemli, soğuk ve su yönünden fakir topraklarla kirli topraklar hıyar yetiştiriciliğinde verimi önemli ölçüde düşürür. Toprak kazına ne zaman başlıyorsunuz? 11. ayın sonunda toprağımızı, tarlamızı ilk önce güzelce sürüyoruz. Sezon sonunda toprağımızı sürüp, sürek bittikten sonra hayvan gübresini sepip, karıştırıyoruz. Bütün kış yağmurunu, karını, suyunu içiyor. Öyle o şekil baharda da hazırlıyoruz. Hazırlamasını yapıyoruz. Ondan tarlayı 2-3 sefer karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tapalarını çekip, laylonlarını, damlamasını çekip, çektikten sonra tohumlarımızı ekiyoruz. Taban gübresi kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz ama az kullanıyoruz. Hayvan gübresi septiğimiz için az kullanıyoruz. Şu anda bulunduğumuz arazide maaşlama yapmışsınız. Evet. Beyaz bir naylonla. Evet. Damlama çekmişsiniz. Evet. Buradaki amacınız nedir? Buradaki şeyimiz yani bir 15-20 gün önce malımızı yetiştirmek. Turfandaya yetiştirebilmek. Laylonlarımızı çekmek. Amacınıza ulaşabildiniz mi? Ulaşabildik. Niye beyaz laylon çektiniz? Beyaz, siyah laylon olursa icabında istediğimiz ısıyı almıyor. Hastalık yapıyor dediler. Biz de beyazı çektik. Ama daha önce siyah laylon çekmemiştiniz hiç. Yok, çekmedim. Ne zaman çektiniz bu beyaz laylonu? Malçı öyle diyelim. Malçı diyelim Nisan'ın birinde. Ekimi ne zaman yaptınız? Malçı çektikten 2-3 gün sonra Nisan 4-5 arası. Hasada ne zaman başladınız? Tohum ektiğimiz 80 günde yetişiyor. Malç çekmediğimiz 80 günde yetişiyor. Evet. Malç yaptığımız 60 günde. Arada 20 gün fark var. Şimdi burada görüyoruz ki malçı çekmişsiniz. 20 günlük bir erkencilik sağlanmış ama beyaz naylonda gördüğüm kadarıyla şöyle bir sıkıntı var. Yabancı ot çok fazla içerisinde. Beyaz naylon
güneşi alır. Tabii. Güneş aldığından dolayı altta çıkan otlar güneşi gördüğünden dolayı yetişebilir. Eğer siz buraya siyah naylon çekmiş olsaydınız kan yaşım ve topalan dışında hiçbir ot çıkmayacaktı. Olabilir. Bir defa burada ottan sıkıntı, yabancı ottan sıkıntı duymayacaktınız. Doğru. Bir de tabii çıkacağınız siyah naylonun kalınlığı çok önemli. Basit bir, yani burada size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Siyah naylonun kalınlığı ölçmek için tabii mikrometre cihaz olması lazım elinizde. Tabii. Böyle olmayacağı için siyah naylonu alacaksınız, güneşe doğru bakacaksınız. Eğer siyah naylonun içerisinde güneşi siz bir topla iğnesi ucu kadar nokta gibi görüyorsanız o siyah naylon sizin için uygundur. Onu çekebilirsiniz. Tamam. Eğer onu çekerseniz bu yabancı ot probleminden kurtulmuş olacaksınız. Siyah naylon şu andaki kullanmış olduğunuz beyaz naylondan daha çabuk toprağını ısıtacak. Belki 5-6 gün daha erken ürününüz hasata girecek. İki malç arasındaki sıra arası mesafeniz ne kadar? 150 santim. 150 santim. İki bitki arasındaki mesafeniz ne kadar sıra üzerindeki? 45-50 santim. Tohumdan 45-50 tohum arası. Her ocağa kaç tohum attınız? Birer tane. Birer tane tohum attınız. Tohum derinliğiniz ne kadardı? Kaç santim derinliğe attınız tohumu? 2 santim derinliğe attınız. Kaç gün sonra ilk çıkışları gördünüz? Çıkışları bir hafta içinde çıkışı belli etti. Bir hafta içinde çıkışları belli etti. Bunun sebebi de maçlı olması. Sulamayı neye göre yapıyorsunuz? Bir hasadın suyun istediğine göre. Evet. Toprağın nemine göre. Şimdi hıyar bitkisi çok fazla su isteyen bir bitki değildir değil aslında. Çünkü kendisi zaten sulu. Aslında su. Yani %95'e 96'sı bu kendi suludur. Meyvesi sudur. Hıyar bitkisi çok su istemez. Evet. Az az sık sık su ister. Az az sık sık. Evet. Bu da toprak yapısına bağlı olarak, iklim faktörlerine evet. bağlı olarak bunu ayarlamak zorundasınız. Evet. Peki gübrelemeyi nasıl yapıyorsunuz? Damlamayla göndeririz, tanklarla, filtreden süzülerek. Evet. Peki bu gübrelemede kullandığınız gübre çeşitlerini, kullanacağınız miktarları nasıl tespit ediyorsunuz? Sizi bize birisi mi önerdi? Toprak analizi mi yaptırdınız? Toprak analizi yaptık. Ondan sonra bize gelip giden ziraat mühendislerimiz var. Evet. Bizi yönlendiriyorlar. Biz de onlara göre uyguluyoruz. Nasıl uyguluyorsunuz? Temsil dağıt olmaz. Diyor ki dekara 1 kilo gübre göndereceksin. Evet. 1 kilo damlamaz mı? Dekarımız kaç dönüm ekilişimiz varsa ona göre gübreyi tanktan, filtreden gönderiyoruz. Kaç günde bir gübre veriyorsunuz? Aşağı yukarı haftada bir. Haftada bir. Haftada kaç defa suluyorsunuz? 3. 3 defa. Azar azar. Azar azar. Demek ki burada bir eksiklik var. Çünkü hıyar bitkisi devamlı hasat edilen bir bitki. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla tekrar bir meyvesini büyütmek için enerji ihtiyacı var. Evet. Bunun için de mesela şu anda Haziran ayı içerisindeyiz. Evet. Size gübreleme programı veren arkadaş Haziran ayında kullanacağınız gübre çeşit ve miktarlarını vermiştir. Evet. İşte Haziran ayında yapacağınız her sulamada bu gübreleri sulama sayısında bölerek her sulamada vermeniz gerekir. Çünkü şu elimizde gördüğünüz meyve büyünceye kadar suyla ve gübreyle büyüdü. Evet. Topraktaki gübremizi aldı. Ama arkadan gelecek olan, geriden gelecek olan meyvelerin büyümesi için mutlaka ve mutlaka tekrar bir besinlenmeye ihtiyacı var. Evet. Yani bu yüzden siz haftada bir defa gübre vermekle açık söyleyeyim biraz meyvemizi daha geç büyütüyorsunuz. Meyve şeklimizi düzgün yapmıyorsunuz. Çünkü biraz tarlaya geldik, şekli bozuk olan meyvelerimiz de var. Evet. Burada önemli olan şu, sulamaya çok dikkat edeceksiniz. Bitki su stresi yaşamayacak. Gübrelemeye dikkat edeceksiniz. Bunları bir düzenli şekilde verdiğiniz takdirde düzenli ve düzgün meyve alacaksınız. Tabi burada en önemli şey toprak analizi. Evet. Önce toprağımızı bileceğiz. Toprağımızı bildikten sonra toprağımızdaki eksikler nelerdir, fazlalıklar nelerdir? Tabi bitkimizi de tanıdıktan sonra buna göre bir gübre programı, uygun gübre çeşidi ve uygun gübre miktarı ve uygun uygulama zamanı. Bunlar gübre programında size verilecektir. Hıyarda biliyorsunuz %96'sı olduğu için hassas bir ürün. Hangi türlü zararları görüyorsunuz hıyarda? Ekseri biz ilk başlangıçlarda bozkurt. Evet, toprakta. Toprakta. Evet, kökleri kesiyor. Kökleri kesiyor. Nasıl mücadele ediyorsunuz bununla? Onu damlamayla ilacını gönderiyoruz. Damlamayla çözdünüz. Çözdünüz. Tel kurdu gördünüz mü? Yok. Bu sene görmediniz. Yok, görmedim.
Peki bitkide gördüğünüz zararlar neler? Birçoğu zaman işte kırmızı örümcektir bizim burada. En fazla Şanlıurfa'da mücadele ettiğimiz kırmızı örümcektir. Nasıl mücadele yapıyorsunuz onunla? Ziraatçılarımızın verdiği, ziraat mühendisleri gelip bakıp da ona göre verdiği ilaçlarla Sadece ilaçla mücadele ediyorsunuz. Evet. Şu anda gördüğümüz kadarıyla kırmızı örümcek zararı yok. Yok. Gayet de güzel korumuşsunuz. Ama şöyle, ilaca başvurmadan önce kültürel tedbirler almamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bir defa arazimizin kenarındaki yabancı otları bir defa yok edeceğiz. Tabii. Çünkü yabancı otlar kırmızı örümceğin konukçusu. Onun dışında hıyar tarlamızın yakınına patlıcan dikmeyeceğiz. Çünkü patlıcan da hıyarın, kırmızı örümceğin konukçusu. Evet. Diğer bir kültürel önlem, tarlamızın etrafındaki toprak yolların tozlamasını engelleyeceğiz. Ya bunu her gün sulayacağız veyahut da buraya yanık yağ da atabiliriz veyahut da toz kükürt atıp atabiliriz de. Çünkü kükürt de biliyorsunuz kırmızı örümceği engeller. Evet. Daha sonra ilaçlı mücadeleye geldiğiniz takdirde, çünkü şöyle, burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hıyar kısa zamanlarla hasat edilen ve taze tüketilen bir ürün. Evet, doğru. Kim yiyor bunu? İnsan yiyor. Demek ki burada etki süresi kısa ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Tabii. Bunun için de ruhsatlı ilaçlara başvuracağız. Kırmızı örümceğin dışında gördüğünüz zararlar hangisi? Yaprak küllemesi. Yaprak küllemesi. O hastalık. Mantar. Mesela şu anda gördüğüm kadarıyla trips zararı var. Trips de var. Trips de var. Trips zararı bazı yerlerde gümüş hastalığı denir. Çünkü yaprağı emerler. Erginiyle nefi aynı ortamda yaşar. Bitkinin özsüğünü emerler. Özsüğünü emdiklerinden dolayı yapraklar zayıf kalır. Bitki özümleme yapamaz. Verimi düşürür. Doğru. Trips genelde taze yaprakları tercih eder başlangıçta. Çünkü evet, özsüğü çok fazladır. Önemli bir zararlı. Onu size söyleyeyim. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerçekten önemli. Sizle daha önce konuştuk. Güzel bir ilaç kullanmışsınız. Bu konuda tebrik ederim. Hastalık konusu külleme var dediniz. Görüyoruz ara sıra. Şu anda külleme yok. Yok. Çünkü külleme şöyle. Külleme için hava sıcaklığı 20 derecenin altında olduğu zaman külleme görebilirsiniz. Tabii sebzelerden önemli konu şu. Endüstri bitkilerin de önemlidir bu ama genelde sebzelerde önemli. Bir hastalık gelmeden önce mücadele yapmak gerekiyor. Koruyucu ilaçlama yapmak gerekiyor. Külleme için de eğer bölgenizde külleme bulaşıklığı varsa... Bölgemizde külleme bulaşık şeysi yok da, bu yıl hava değişikliği, iklim değişikliği doğrusunu istersen söyleyelim. Diyelim şimdi gündüzü 30 derece, gecesi 15 olacağını 10 dereceye düşünce orada biraz denge sarsıntısı oluyor. Şimdi o şöyle, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ne kadar açılırsa hıyarda verim düşer. Evet. Yani hıyarda iyi bir verim alabilmek için gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının 10-12 derece arasında olması lazım. Evet. İdeali bu. Evet. Ama tabii iklime göre, yöreye göre, rakıma göre bunlar değişiyor. Ben gördüğüm kadarıyla buraya mix diye tabir ettiğimiz bir çeşit ekmişsiniz. Evet. Bu çeşit işte erkek çiçekler var bazı bitkilerde, bazı bitkilerde dişi çiçekler var. Doğrudur. Tabii erkek çiçeklerin döllenmesi için, dişi çiçeklerin döllenmesi için ne gerekiyor? Arı gerekiyor. Gerek. İşte erkek çiçekten tozlar alacaklar, dişi çiçeklere bırakacaklar. Tabii ilaçlama konusunda arıyı ne yapmamız lazım? Öldürmememiz gerekir. O yüzden ilaçları seçerken ziraatçılarımız mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor. Sizin de dikkat etmeniz gerekiyor başlangıçta. Biz başlangıçta şöyle yapıyoruz. Biz ilaçlarımızı ekserisi gece atıyor. Akşam üzeri. Evet. Akşamları attığımız zaman biz de arıları çok seviyoruz. Evet. Onun için evet. Arıların ölmemesi için evet. Gün batımından sonra ilaçlama yaptığımız için arılara bir zarar vermiyoruz. Şeyi duydunuz mu? Mesela döllenmeden meyve veren bitki. Hıyar bitkisi. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yani her doğan çiçek meyve veriyor. Onu duydum. Şu şekil onu o turşuluk olan salatalıkta gördüm ben. Şimdi turşuluk hıyarda da var. Evet. Normal böyle sofralık hıyarda da var. Evet. Yani siz bundan sonraki yıllarda eğer buraya dikecekseniz hıyar, yani bu şekilde dikeceksiniz, yetiştireceksiniz. Bunu dikkat edin. Yani patalokarpik diye tabir ettiğimiz döllenmeden meyve veren çeşitler vardır. Bu çeşitlerin her çiçeği meyve verir. Fakat burada en önemli konu yine
gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları. Evet. Eğer sıcaklık farkı bu 10-12 derecenin çok üzerindeyse, tabii bunu da şöyle düşünelim. İşte gece sıcaklıkları böyle bir 10-20 derecenin pek altına düşmemesi lazım. Yani 22-24 derece, gündüzde işte bunun üzerine 34-35-36 derece olduğu takdirde güzel bir verim alabilirsiniz. Tabii bakım iyi olduktan sonra. Mehmet Bey, gördüğüm kadarıyla hemen hıyarın yan tarafında kabak yetiştirmişsiniz. Evet, doğrudur, kabak. Kabakla hıyarın yan yana yetiştirmeyeceğini biliyor musunuz? Yok, bilmiyordum. Sebebini söyleyeyim mi size? Söyleyin. Çünkü kabak mozaik virüsü hıyara bulaşabilir. Doğrudur. Bundan sonraki dönemlerde kabakla hıyarı yan yana ekmeyin. Tamam, bir daha ekmeyiz. Araya mutlaka bir mesafe koyun. İkincisi, bitkinizde görüyorum kurumuş yapraklar var. Evet, doğrudur. Tabii ki yaşlanmış dolayısıyla. Yaştan dolayı. Bölgeniz çok rüzgar alan bir bölge. Evet. Sabahtan çok rüzgar vardı. Şu anda biraz hafifledi. Bu rüzgar sayesinde yapraklar birbirine sürtmekte. Doğru. Sürtünce de zedelenen kısımlar kurumakta. Kurumak. Eğer siz daha fazla hasat, daha fazla verim almak istiyorsanız bu kurumuş yaprakları hasat ederken kıracaksınız. Ve kenara atacaksınız. Hatta toplayıp dışarı atacaksınız. Tekrar sürgün verecek. Doğru. Bu arada suyla beraber gübrelemenizi yapacaksınız. Bu budadığınız yerlerden tekrar sürgün olacaksınız. Her gün sürgün demek çiçek demek, koltuk demek, çiçek demek ve her çiçekte meyve bağlayacak demek. Yani dolayısıyla daha fazla verim alma şansınız daha yüksek, hasat süreniz de uzayacak. Doğru. O yüzden bunlara dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Bir de hıyarda en önemli hastalık yalancı mildiyo. Böyle bir hastalık duydunuz mu? Duydum. Yalancı mildiyo yaprakların üzerinde önce kahverengi lekeler, sarı lekeler olarak başlar. Daha sonra ileriki dönemlerde bu renk biraz da koyulaşır. Sonra yaprağın altına baktığınız takdirde orada böyle bir yağımsı lekeler göreceksiniz. Doğrudur. Ve yaprağın üzerinde bir sürü leker olacak. Daha sonra bunlar kahverengileşecek ve kuruyacak. Ve dolayısıyla yaprak tamamen kuruyacak. Kuruduktan sonra biliyorsunuz bitkiler üzümleme yapamaz. Üzümleme yapamadığı için de verim alamaz. Bunun için aslında hastalığın gelmesini beklemeyeceğiz. Koruyucu ilaç kullanacağız. Bunun için de ne zaman bu ilacı kullanacağız? Eğer çevremizde hıyarlarda yalancı mildiyo duyduysak bu ilacı koruyucu olarak, ilaç koruyucu olarak kullanacağız. Eğer duymadıysak yine işte uygun rutubet ve sıcaklık oluştuğu takdirde yine koruyucu olarak kullanacağız. Eğer bitkimizde varsa 3-4 gün geçmeden tabii ki hasat dönemi çok önemli burada. Evet. Sistemikte bir ilaç kullanabiliriz. Çünkü yalancı mildiyo çok çabuk bulaşan ve çok hızlı yayılan bir hastalık. Mantari doğru. Hastalık. Doğru. Dolayısıyla gözümüz hep onda olması gerekiyor. Eğer bitkimizi ondan korursak istediğimiz ürünü alabiliriz. Hasatı nasıl yapıyorsunuz? Kaç günde bir yapıyorsunuz? Bir gün topluyoruz, ikinci gün boş kalıyor, üçüncü gün bir daha topluyoruz. Peki toplarken meyvenin sapını nasıl koparıyorsunuz bitkiden? Elle koparıyoruz. Meyveyi koparırken mutlaka meyvenin yanında koltuklarda tekrar büyüyecek olan meyveler de var, küçük. Doğru. Eğer siz bunları koparırken dikkat etmezseniz öbür meyvelere zarar verirsiniz. Bu sefer öbür meyveler de büyümeyebilir. Doğru. Dolayısıyla koparırken meyve sapını buna dikkat etmemiz gerekiyor. Verimden bahsedebilir miyiz? Dekardan ne kadar verim alıyorsunuz? 10-12 ton civarı. Yeterli mi sizin için? Yeterli bizim için. Bunu artırma şansınız var mı? Hava şartları el vermiyor o kadardan fazlasını. Bundan evet. Sonra havalar ısındı mı döl tutmaz. Döl tutmaz. Tabii yüksek sıcaklıkta. Yüksek sıcaklıktan döl tutmaz. Evet. Türksel Çiftçi Birliği'nin sunduğu Çiftçinin Dostu programı burada sona ermiştir. Bir başka bölgede, bir başka üründe tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Türksel Çiftçi Birliği Çiftçinin Dostu programı sona erdi.